Merhaba sevgili dostlar, Muhabbet Seyyahı programına hoş geldiniz. Bu programda heybemizde taşıdığımız muhabbeti Risale-i Nur'un temel kavramları vasıtasıyla sizlerle paylaşacağız. Muhabbet Seyyahı'nda her bir bölüm ayrı bir menzil olup bize o menzillerden gördüğümüz hakikatler vasıtasıyla farklı menzillere taşıyarak Rabbimize duyduğumuz muhabbeti, sevgiyi daha da artırmayı hedefliyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, vaktimiz kifayet ettiğince bu yolda bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Evvelki menzillerde konumuz yaratılış gayesiydi. Kendini bilen Rabbini bilir hadisi üzerine başlangıcı o şekilde başlamak niyet etmiştik. Bugünkü programımızda konuğumuz da vicdanın tanımı olacak. Genel tanım olarak baktığımız zaman vicdan tanımına iyiyi kötüden ayıran, iyiliklerden lezzet alan ve kötü şeylerden de acı duyan bir duygu olarak özetleyebiliyoruz. Aynı zamanda bu Risale-i Nur'da da zaten insanın fıtrat-ı zişurdur şeklinde bir ifade geçiyor. Pek çok boyutları var aslında bu konunun. Akla ilk gelen de şehadet alemiyle gayb aleminin kesiştiği nokta olarak da vicdan konusunu hatırlayabiliriz. Bu eser lemaat kısmı Osmanlıca kısmında geçiyor. Yani aslında sözlerin arkasındaki olan lemaat kısmında vicdanla ilgili olarak biraz daha az bilgi verilmiş. Burada biraz daha geniş kapsamlı bir bilgi yer alıyor. Başında belirtildiği üzere şöyle bir ifade geçiyor. Min beyni hilali sammi ve hilalil id. Yani Ramazan orucuyla bayramı arasında yazılmış bir eser. 1921 yılında İstanbul Matbaası'nda basılmış. Ve müellifin bir notu var. Risale-i Nur şakitlerine küçük bir mesnevi ve imani bir divandır buyuruluyor. Yani aslında şiire benzer fakat şiir değildir. Risale-i Nur'un bütününü kapsayan bir veciz sözler mecmuası olarak da söyleyebiliriz. Biz de bu mecmuadan vicdanın dört unsuru noktasına değineceğiz Allah nasip ederse. Önce metni okuyacağız. Sonraki süreçte Erdem Hocam'la birlikte tek tek tahlil etmeye devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah iyi. Siz nasılsınız? Elhamdülillah sizi gördük daha iyi olduk Allah'ın izniyle. Allah iyilik versin. Dilerseniz metnimize geçelim hocam. Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ruhun dört havasına dört gayetül gayet var. Vicdana dört anasır, ruha da dört havastır. İrade ve zihin ve his, latife-i Rabbani. Şu dörtten her birinin var bir gayetül gayatı, İradenin gayeti, ibadet-i rahmani, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, latifenin şuhuttur. Bir ihsan-ı sübhani. Ubudiyet-i mutlak, ibadet-i kamile dördüne de camidir. Bunun ismi takvadır, bir tabiri Kur'ani. Şeriatın esası şu dörtleri terbiye, tenmiye ve tehzibdir. Hem gayetül gayata saik ve hem mizanı. Tekrar alıyorum hocam. Ruhun dört havasına dört gayetül gayat var. Vicdana dört anasır, ruha da dört havastır. İrade ve zihin ve his, latife-i Rabbani. Şu dörtten her birinin var bir gayetül gayatı, iradenin gayeti, İbadet-i Rahmani, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, latifenin şuhuddur. Bir ihsan-ı sübhani. Ubudiyet-i mutlak, ibadet-i kamile dördüne de camidir. Bunun ismi takvadır, bir tabiri Kur'ani. Şeriatın esası şu dörtleri terbiye, tenmiye ve tehzibdir. Hem gayetül gayata saik ve hem mizanı. Şimdi bu metin noktasında baktığımız zaman hocam,
genel anlamda vicdanın unsurlarını sayıyor. Ve o vicdanın unsurları içerisinde de irade, zihin ve hissi beraber saymış. Latife-i Rabbani'yi virgülden sonra koymuş. Bununla ilgili bir hikmet var mıdır diye şu an dikkatimi çekti. Şöyle, Latife-i Rabbani'nin açılması herkeste olmaz. O yüzden Üstad onu sanki ayrı bir kategoriye koymuş. Ama herkes bu diğer üç tanesini çalıştırabilir, geliştirebilir. O yüzden de bir ihsandır diyor. Yani bu herkese olmaz ama bazı kişilere olabilecek bir lütuftur. O yüzden Üstad gruplama yapmış. Yani bu manada bakarsak. Üçü bir paket, o diyor özel bir gruptadır diyor. Biraz da karakterle alakalıdır. Bazı karakterler görme odaklıdırlar. Onların tabiri caizse lütufları bu şuhuda erişmektir. Hani o yüzden de şimdi görme odaklı olmayan bir karakterde şuhut olmayabilir. Ama ona da Cenab-ı Hakk'ın lütfu da ilham olur mesela. Onun da çünkü beklediği ilhamdır aslında Allah'tan. Fark vardır arada. Mesela arifler için kemal belki ilhamdır. Ama aşıklar için kemal rüyettir, şuhuttur mesela. Onun üstad 25. sözde Ülâike humul müflihûn cümlesini açarken diyor ki ey aşık diyor sen rüyete mazhar olursun diyor. Çünkü bir aşık açısından en büyük kurtuluş rüyetullah'a mazhar olmaktır şeklinde. Demek ki biraz fıtratla alakalı bir ayrım olarak bakabiliriz mesela bu gruplandırmaya. Evet hocam. Peki hocam bu havas kelimesiyle his arasında bir münasebet var mı? Yani havas daha kapsayıcı bir şey midir yoksa hislerin çoğulu gibi de değerlendirilebilir mi? Şimdi külliyatta üstad bunları kullanır. Havas kelimesi hasse kelimesinin çoğuludur. Ve yazıldığında da mesela havassı diye şeddeli yazar oraya. Ama his kelimesinin çoğulunda ya hissiyat diye söyler veya da havas der ama orada çift s olmaz mesela yazıldığında. Biri hailedir, biri hailedir. Yani Arapçasıyla söylersek. Şimdi havas kelimesi hassenin çoğuludur. Hasse de günümüz Türkçesi duyu demek aslında. Duyu organlarıdır. Mesela altını söylediler. Göz bir hassedir ki der. Ruh der onunla der dış alemi seyreder diyor. Şimdi duyularda aslında her bir duyumuz da bizim temelde bir histir aslında. Fakat o his bir organ şeklinde tabiri caizse organla birleştirilerek dış dünyayla sürekli temas hale edecek hale gelmiş. Mesela duyma bir histir aslında. Duymamızı kulak bize verilmiş. Kulak da bir hassedir. Göz bir hassedir. Mesela ten bir hassedir bu çerçevede bakıldığında. İnsan bu duyularıyla dış dünyadan tabiri caizse sürekli bilgi alıyor. Görmeyle, işitmeyle, dokunmayla, koklamayla, tatmayla. Ve bu şekilde önceki programda da yaptığım üzere hem tadıyor, hem tartıyor, hem tanıyor tabiri caizse. Ve bu şekilde dış dünyayı şöyle böyle bakabiliriz yani. Dış dünyayı bir anne gibi düşünürsek, insan bu annesini sürekli emen bir bebek gibidir. Nasıl ki bebekler sütle büyürler, insanın da fıtratı, ruhu dış dünyadan bilgi sütünü emerek bu şekilde gelişiyor. Bu noktada bir ayrım boyutu vardır. Histe ise sabit bir organ boyutu yoktur. Belli olaylar da ortaya çıkar. Ve ondan sonra artık biz onu sürekli yaşarız. Veyahut da bazı duygular vardı çok nadiren aktif hale gelirler. Yani özel durumlarda açığa çıkarlar. O yüzden de onlar tabi de arada bir uyanan sonra geri uyumaya devam eden bir insana benziyorlar. Ama mesela bir sevgi hissi gibi veyahut da işte bir merhamet hissi gibi uyandığında uyumayan duygularımız da var. Onlar için de mesela kalbimiz bir organ mahiyetindedir. Orada hissediyoruz. Böyle bir ayrım noktasını mesela burada verebiliriz. Burada Üstad bahsettiği bu dört cihetin aslında ruh için birer hasse olduğunu söylüyor. Ve bunlar da çeşitli organlarımızla bağlantılıdırlar. Mesela söyleyecek, mesela hissimizin merkezi kalbimizdir. Zihnimizin merkezi beynimizdir mesela bunun gibi. Böyle bakabiliriz. Evet hocam. Peki hocam bu ruhun dört havasına dört gayetül gayet var. Yani bu ruhun bu dört havasına bakan noktada gayelerin gayesi nedir? Yani gayetül gayet diye tabir edilen, yani belki kelime karşılığı olarak gayetül gayet, gayelerin gayesi denilmesi de doğru olur mu bu arada? Onu da sormuş bulunayım. Şimdi şöyle, her insanda bu dört yön var. Yani farkında olsun veya olmasın bunları kullanıyoruz biz. Fakat bunu kullanırken, şimdi geçici dünya hayatı açısından da bunlar kullanılabiliyor. Bu cihet aslında bir gaye manasındadır. Nedir? Hayatın
güzel geçmesi, rahat geçmesi, huzur içinde olması. Hani dünyevi bir mutluluk manasında da kişi bu dört organını kullanabilir. Mesela o zaman zihni fen bilimleri için. Mesela fen bilimlerin eldedir ama bir marifetullah'a dönüşmez bu bilgi. İradesini bu sefer çeşitli insanların rızasını kazanmak için kullanabilir mesela burada. Yine iradesini aslında kullanıyor. Burada Muhammed İkbal'in, Pakistan'ın mütefekkiri, şairdir aynı zamanda, şöyle güzel bir sözü var. Diyor ki, yapmaktan kaçındığın o bir secde diyor, seni binlerce secdeden kurtarır diyor. Şimdi görüntüde alnı yere değmiyor bu kişinin, ibadetini yapmayan bir insan. Ama hakikatte binlerce kişinin veyahut da binlerce olayın veya nesnenin karşısında aciz yaşıyor aslında. Veyahut da fakirliği yaşıyor. Onların karşısında titriyor, ağlıyor veyahut da dilenci konumuna dönüşüyor. Aslında bu da bir secdedir. İlla ki yani kişinin başının yere değmesi secde anlamına gelmez. Bu yönden aciz kaldığı durumlar noktası, evet, değil mi hocam? İşte burada aslında iradesini gene kullanıyor. Fakat burada iradesini kullandığı şey gayelerin gayesi. En yüce gaye değil aslında. Ne de geçici, göreceli bir gayedir bu. Yani belli bir yaştan sonra, hani 40 yaşından sonra kişi artık aklı başına gelip tabiri caizse, yani bu irade aslında fanileri razı etmek için mi verilmiş, yoksa o iradeyi vereni razı etmek için mi verilmiş? Veyahut da bu hissiyat fanilerin sevgisi için mi, bakinin sevgisi için mi verilmiş şeklinde bir yönlendirme yasını iç dünyasında yapması lazım bir insanın. Yapmazsa bu çırpınmaya devam eder ve böyle boğuşa boğuşa dünyadan ayrılır. Bu manada bakıldığında gayetül gayet bunların varlık gayeleridir, hakiki gayeleri. Oraya yönlendirilmeleridir. Zaten semavi dinler, daha doğrusu din hakikati ve peygamberler aslında bunun için gelmişler. İnsan vicdanını ve fıtratını korumak ve geliştirmek için temelde. Evet. Hocam, vicdana dört anasır, ruha da dört havastır. Bunların birbiriyle münasebeti var sanki. Yani anladığım kadarıyla hani hepsi birbiri içerisinde seyrediyor. Yani vicdanla ruhun arasındaki münasebet nedir? Şimdi dikkat edersek burada dört anasır dediğinde aslında dört unsur yeryüzündeki her şeyin yaratıldığı ham maddedir. Hmm. Şimdi buradan bakıldığında vicdan diyor aslında kompleks bir yapıdır. Yani tek bir şeyden meydana gelmez. Dört tane diyor özelliğin karışımı olan bir karma renk gibidir aslında. Hmm. Mesela vicdana diyor böyle bakmamız lazım diyor. Vicdan diyor bir mekanizma. Zaten söyleyecek, hem yönelir, hem tanır, hem sever, hem gözlemler diyor mesela bu yönden bakıldığında. Bu çerçevede baktığımızda aslında Cenab-ı Hak içimizi bizi hatalardan koruyacak, bize tabiri caizse doğruya ve gerçeğe yönlendirecek bir iç pusula vermiş. O yüzden hadis-i Efendimiz tam bu noktayı söyler. Bir müftiye diyor, dahi diyor, danışmış olsan yine diyor bir içine danış, yani vicdanına danış. Çünkü müftü yanılabilir ama diyor vicdan diyor yanılmaz diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri de şöyle söylüyor. Bir konuda diyor, tereddüdün olduğu zaman diyor, Fethur Rabbani kitabında olması lazım veyahut da Cilavet Hatır olabilir. Tereddüdün olduğunda diyor, kalbine veyahut da vicdanına danış diyor. O diyor, daima en temiz olanını diyor sana diyor. Seni oraya yönlendirir diyor. Yani şüpheliği sana bıraktırır. Şüphesiz, net, tertemiz olan şıkka seni yönlendirir diye bu noktayı ifade etmiş. Buraya dikkat edersek, buradaki dört özellik diyor üstad, ruhta da var ama diyor, ruhta diyor özellikler çok diyor. Ruhtaki özelliklerin dört tanesi sadece bunlardır diyor. Ya buradan şunu da bakabiliriz. Yani ruhumuz vicdanı kuşatır. Vicdan ruhu kuşatamaz. Tabiri caizse ruhumuzun şu dış dünyayla alışverişindeki kullandığı mekanizma, tabiri caizse uzandığı boyut diyelim, tabiri bağlantı noktası vicdanımızdır. Ama ruhta daha binlerce özellik var. Bin bir tane Esma-i Hüsna'ya mazhar olduğu için. O yüzden yani vicdanla ruh kıyaslandığında vicdan aslında kısırdır ruha göre. Ruh belki vicdanın yüzlerce katı özellik taşıyor şeklinde bir ayrım da yapabiliyoruz. O yüzden diyor ruhun dört tane hasesi sadece diyor. Hmm. Ama ruhen gelişenlerde bin bir tane hasesi ortaya çıkıyor. Ama en azından her insanda bu dört boyut bulunuyorlar. Mesela bir kişiyi ilk gördüğümüz anda içimizde oluşan intiba aslında Latife-i Rabbani'nin eseridir. Yani kişinin notunu veririz ve genelde yanılmayız orada. İşte mesela orada aslında vicdanımız kişiyi görüyor, onun notunu veriyor ve bu kişi ya güvenilir diyor veyahut da güvenilmez diyor. İçine tabiri caizse okuyor. Mesela bunu gibi diyebiliriz.
Peki hocam, bunun bakış açısıyla da münasebeti var değil mi? Mesela hani nazarı zedelenmiş bir insan, yani bazı toplumda mesela o şekilde insanlarla karşılaşabiliyoruz. Mesela güven duygusunu kaybetmiş yahut mesela birçok noktada sevgi duygusunu kaybetmiş insanlarda da mesela o fıtratını bozduğu için ve o nazarını kirlettiği için belki o vicdanı bozulmuştur denilebilir mi? Yoksa daha ziyade bu bakış açısıyla mı münasebeti var bu mevzunun? Şimdi burada enteresan bir kısım var. Üstad Nokta Risalesi'ni yazdığında Cenab-ı Hakk'ı diyor bize tanıtan dört külli muarif vardır. Burada Kitab-ı Kebir-i Kainat'tır. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sonra Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın tercümesi olan Kur'an'dır der. Ve dördüncü olarak unsur olarak da vicdandır. Nokta Risalesi'nin dördüğünü de izahını yapar. Fakat yaklaşık Nokta Risalesi 1919'da yazıyor. 7-8 sene sonrasında yazdığı 19'un sözün başında üç külli marif var diyor. Evet. Dördüncü olan vicdanı oradan çıkarmış. Çünkü vicdan zaman içine bozulabiliyor. Yani kişi günahlarla, yanlış düşüncelerle, bazen aldığı darbeler neticesinde artık hem hissi zedelenebiliyor, duygu boyutu, hem zihin sağlığı bozulabiliyor. O yüzden de Üstad Külliyat'ta önce vicdan tamiri yapar. Yani vicdanı tanıtır, vicdanın tedavi edecek şekilde usuller geliştirdikten sonra vicdanı tedavi olan bir insan, fıtratına geri dönen bir insan tabiri caizse, ondan sonra artık buradaki anlattığımız meseleleri yaşayacak hale gelebiliyor. O yüzden de böyle bir ayrım noktası var. Üstad onu kasti olarak yapmış. Ve Mesnevi Nuriye'de de vicdanın ve kalbin de zaman içinde bozulabileceğini, artık hakikatleri tam ters algılayabilecek hale geleceğini ifade eder. Mesela bir olayda iki yönden bakılabilecekse, vicdanı sağlam bir insan olumlu tarafından bakar, olumsuzu da görür. Ama vicdanı sakatlanmış bir insan önce olumsuzu görür. Olumlu tarafı da siz tabiri caizse polyanlacılık oynuyorsunuz diyerek de olumlu bakanları da eleştirecek hale gelir. Demek ki burada aslında vicdan bozulduğu zaman da hakikatleri tersine çevirecek bir hale gelebileceğini ifade eder. Öncelikle tedavi edilmesi gerekir. Fakat sağlıklı bir, hani doğuştan gelen bir insanda bu ana özellikler bulunuyor. Tabii şu vardır, yani vicdanı yok edemeyiz ama hastalanabilir, tedavi edilebilir. İşte tedavinin de yöntemi önce kişiye bunların sağlıklı halinin özelliklerini anlatmaktır. Mesela şu an biz aslında bunu yapmış olacağız. Vicdan niçin verilmiştir? Nelerden meydana gelir? Mesela bunun gibi. Bu da aslında bir tedavi operasyonu diye bakabiliriz mesela şu anki yaptığımız işe. Elhamdülillah. Peki hocam, bu dört unsur ile vicdanı meydana getiren unsurlar arasında eşleşme kurduğumuz zaman her birini nasıl algılamalıyız? Yani mesela iradenin gayeti ibadeti rahmani diyor. Zihnin marifetullah diye bahsediyor. Hissin muhabbetullah, latifenin şuhuttur. Bir ihsanı sübhani diyor. Yani aslına baktığımız zaman irademizi ibadete kullanmak, zihnimizi Allah'ı tanıma üzerine kullanmak ve hissimizi Allah'ı sevmek vasıtasına kullanmak ve latifelerimizi de şahitlik noktasında kullanmak olarak özetlenebilir mi? Nasıl bakmak lazım bunlara, biraz açabilirsek? Şimdi şöyle, insan aslında iradenin verilme gayesi yani birinin kulu olmaktır aslında temel olarak baktığımızda. Yani insan iman etse de etmese de fıtraten acizdir. Etse de etmese de yine aynı şekilde fıtraten fakirdir. Gelecek zaman endişesi vardır, geçmiş zaman üzüntüleri vardır. Bunu kimse engelleyemez, kaldıramaz. Kur'an-ı Kerim'de 20 tane ayet var. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun şeklinde. Onlara ne üzüntü vardır ne de korku vardır şeklinde. Bu ayet aslında insan fıtratını anlatıyor. Yani geçmiş zaman ve gelecek zaman algısı olan bir kişi de ister istemez geleceğe dair endişeler, geçmişe dair üzüntüler söz konusu oluyor. O halde şu, yani fıtratı değiştiremeyeceğiz. Fakat bu korku ve üzüntülerden kurtulabilir miyiz? İşte bu korku ve üzüntülerden kurtulabilmenin yöntemi geçmişe ve geleceğe hükmeden, bu manada bütün yaratılış aleminin tabi sahibini bulmak ve bilmektir. Onun kulu ve askeri olmaktır aslında. Bunu yapan bir insan bu korku ve üzüntülerden kurtulabilir. İşte bunların adı Kur'an-ı Kerim'de Allah dostlarıdır. Yunus Suresi 62. ayette "Ela inne evliye Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun" diyor. Sonra da özellikleri anlatıyor. Kimdir bu Allah dostları? Ne özellikleri var? "Ellezine amenu ve kanu yettekun." Onlar diyor tahkiki imanda diyor. İmanla tanınırlar toplum içinde. Ve diyor takvada ilerlemekle diyor tanınırlar. Yani ana özellikleri bunlardır diyor o kişilerin.
bu kişilerdir, kurtulurlar. Şimdi bir kişi Allah'a yönelirse veya yönelmezse, yönelmezse ömrü boyunca bu sefer tabiri caizse nefsinin, hevasının kulu haline gelir. Ki Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde men ittehaze ilahu hevahu diyor. Hevasını kendine ilah edineni görmedin mi? Gördün mü diye soruyor. Şimdi insan ya hevanın kuludur ya hüvenin kuludur. Ortası yoktur bunun. Yani bütün dinsizler hevaların esiridirler. Bütün hakiki dindarlar da hüvenin esiridirler. İhlas suresi de hüve ismiyle başlar. Gerçek manada aslında bir insan açısından mutlak manada hürriyet söz konusu değildir. Ya hevasının, nefsinin arzularının manada kulu, kölesi olur ve zincirine tabir olur, zincirine bağlanır. Veyahut da Rabbül Aleminin bu manada kulu ve kölesidir. Bunun dışında bir şey insan için söz konusu değildir. Her ne kadar ben ateistim dese de, deistim dese de, işte veyahut da politeistim de diyebilir, fark etmez, putperest de diyebilir. Ama arka plana indiğimizde, onun iç dünyasına girdiğimizde, onun aslında hevasına, arzularının aslında zincirine tabi bir köle konumunda olduğunu görüyoruz. Üstad 1909'da hürriyet ilan edildiği zaman, birinci meşrutiyette, şöyle bir notu var. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar diyor. Yani hürriyet elde etmeleri diyor, onları kulluktan çıkarmıyor. Çünkü kulluktan çıkabilmelerin tek yolu var. Yaratılıştan çıkmaları lazım. Yaratılıştan çıktıkları zaman da yok olmaları lazım. Yaratıcı olamayacakları için. O zaman yok olmaları gerekir ki kulluktan bu manada hür olabilmeleri. Madem ki yok olmuyorlar, o zaman vardırlar. O zaman da varlıklarının gereği de varlık nimetinin gereği şükürdür. Varlığı verene hamd etmektir, muhabbet etmektir. Bu duruma bakıldığında da iradenin aslında doğru kullanacağı nokta ibadete rahmanidir. Yani ya Rahman'ın kulusun, hı hı, ya da iç dünyada şeytanın şubesi mahiyetinde nefsinin, hevasının kulu ve kölesi. Bu yönden baktığımızda yani insan zihni de okullardan dolayı da bak, görüyoruz zaten. Okulda bize sürekli bilgi aktarılıyor. Yani bu bilgi bize dış dünyayı tanıttırıyor. Bu da bir marifettir aslında ama eşyanın marifetidir. Kişilerin marifetidir. Mesela bu oluyor. Oysa hakikat burada şudur, yani zihnin daha üst bir boyutu var mı? Var. Nesnelerin yaratıcısının marifetine çıkmak, kişilerin, olayların yaratıcısının marifetine çıkma meselesidir. Aslında hedef nokta burasıdır. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayeti tam bu noktayı söylüyor. Yani bu marifete nasıl yükselebilirsin diyor. Rabbinin diyor adıyla diyor okursan diyor. Rabbinin diyor adını ve isimlerini diyor sırlarını bilirsin. Ama diyor Rabbin adıyla okumazsan sadece insanı bilirsin, dağı bilirsin, elmayı bilirsin, deveyi bilirsin. Ama bu sana ahiret noktasında, ebedi hayat noktasında bir şey kazandırmaz. Ama marifetullah boyutuna dönüştürüldüğünde baki olanı tanıdığından dolayı bu tanıma kişide muhabbete yol açar. Ve bu muhabbette baki olanla insanın duygu dünyası arasında bir bağlantı kurar. Ve bu bağlantıyla da kişi beka billah denilen tasavvufta bir noktaya erişme lütfunu kazanabiliyor. Ama öbür türlü olduğunda insan sadece nesnelerin bu manada ayrılığını yaşar. Ve kabir alemi, öbür alemde de elde ettiği fendir, marifet, buna dair marifetler, sanat beş para etmez üstad dediğin sözde. Bir şey kazandırmıyor bu yönden baktığımızda. Ama temel noktada okunduğunda her bir fen dalı özellikle Esma-i Hüsna'dan bir tanesinin tecelli dairesidir. Mesela tıp fenni Şafii isminin, işte mühendislik Adil isminin, Mukaddir isminin, işte fizik bu manada Kadir isminin tecellisi olarak bakabiliriz. Oradaki bütün alemdeki kanunlar, sırlar da Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse o isimlerin, tecellilerin sırlarını anlama, kavrama anlamındadır. Bu tevhid bakışıyla okunduğunda her şey insanın dünyasında bir marifet penceresi haline gelir. Ve aynı zamanda insanın dünyasında bir muhabbet penceresi haline gelmiş olur. İnsan muhabbetini artırır. Bu vesileyle bu nazarla baktığı zaman o zaman her vurduğu yerde bir şehadet aleminde Cenab-ı Hakk'ın ismini tanımak adına bir kaynak çıkartmış olacak yani tabiri caizse. Hani nasıl evliyalar hani her vurduğu yerde keramet eseri olarak böyle oradan ab-ı hayat suyu çıkartıyorlar. Yani tabii bu da yine hani sebep dairesinde bu şekilde gözüküyor ama hakikat noktasında onun özü aslında içindeki hedef gayesi buydu. Yani bu noktada da baktığımız zaman sanki şey var hocam.
Yani bu iman hakikatını ne denli sağlam ve elmas kıymetinde tutulabilirse o noktada çürümekten, bozulmaktan muhafaza etmenin de bir yani hayatta yani hayatlar halinde devam etmenin bir sırrı da sanki burada dediğiniz gibi. Şimdi hadis-i şerifte Efendimiz Rulani'de geçer Cemil Fevaid kitabında. Marifet diyor, kalpleri ihya eder diyor. Şimdi hedef nokta zaten insanların kalplerini ihya etmektir. İnsan kalbi tabiri caizse ezel arşividir. Bütün geçmiş zamanın arşivi insanın kalbine yerleştirilmiş. Biz farkında değiliz tabii. Bu arşivin diriltilmesi, hayatlandırılması gerekiyor. Burada hayatlandıracak unsur marifetullah'tır. Marifetullah'la hayatlandırıldığında bütün kainatı bir içine alacak bir muhabbet potansiyeli insan kalbine derc edilmiştir. Aynı şekilde bütün kainatı içine alacak derecede insan zihninde marifetullah potansiyeli vardır. Marifetullah'ın piri Hazreti Hızır Aleyhisselam'dır. Kendisi marifetullah suyuyla ebediyeti yakalamış da diyebiliriz kendi açısından. Bu manada işin piri konumundadır. Âb-ı hayatı bulduğu da zaten hadislerde geçer, rivayetlerde geçiyor. Burada birkaç noktaya değinmek lazım. Şimdi irade sıfatı zaman içinde kuvvetlenebiliyor. Tabii günahlara da zayıflayabiliyor. İrade kuvvetlendiğinde en ileri hali azimdir mesela. Arada mesela insan iradesi kast haline gelebilir. Bir şeyi maksat haline edinme noktasında. İşte meşhur bir dua vardır. İlahi ente maksudi ve radake matlubi şeklinde. Sen benim maksadımsın. Ve radan da benim talebimdir şeklinde. Ama en üst boyutu insan iradesinin artık kemikleşmiş, kırılmaz, bükülmez, parçalanmaz bir hale dönmesi. Buna azim denilir. Peygamberler arasında en üst makamda olanlara ülül azm denilir. Yani iradeleri hiçbir şekilde esnemeyen, kırılmayan peygamberler manasında azim sahibi olarak ifade ediliyorlar. Cenab-ı Hak da insandan bunu görmek istiyor. Buradan bu dersi alabiliyoruz. Ve iradesi kuvvetli bir insanın vicdanı da sağlam bir insandır. Burada bu tespiti yaparız. Çünkü şöyle bir yönümüz var. İnsanı insan yapan zaten iradesidir. İradesi zayıf bir insan aslında kendi varlığını gösteremiyor. Manasını ifade edemiyor. Ama şartlar ne olursa olsun iradesini azim seviyesine getirmiş bir insan kainatın içinde ben varım diyor aslında. Ve Rabbül Aleminin de görmek istediği kul modu budur aslında. Ne olursa olsun kendi iradesini ortaya koyan ve o iradesinin arkasına duran kişiyi Cenab-ı Hak seviyor. Ve mesela diyor ki ayette biz Adem'i diyor azimli bulmadık diyor mesela. Ama Nuh Aleyhisselam için, İbrahim Aleyhisselam için, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam için onlar azim sahibi diye özellikle vurgulamış. Zihin açısından da mesela insan zihni de çalışma seviyeleri var. Mesela bir seviyesi akıldır. Daha ileri seviyesi zekadır. Daha ileri seviyesi fetanettir. Fetanet seviyesi işin tabiri caizse zirve noktasıdır ki peygamberlerin sıfatıdır temelde. Akıl seviyesindeki kişi işin marifetini elde eder. Daha biraz daha yüzeyseldir, hakikati bulamamıştır. Zeka seviyesinde kişi artık hakikati rahatça intikal eder. Fetanet seviyesinde ise meselenin sırlarına artık vakıf olacak şekilde, hani leb demeden leblebi anlayacak şekilde bir zihin keskinliği meselesidir. Tabii bu insanda bunlar potansiyel boyuttadır. Tefekkür ede ede çalıştırıla çalıştırıla insandaki bu boyutlar açılırlar. İlk başta küçük kişinin tabiriyle zihni bir bakkal gibiyse fetanet seviyesinde büyük bir fabrika gibidir. Nice malzemeler girer, nice hammaddelerden nice ürünler çıkartılır. Böyle bir gelişim insan kaydeder. His boyutunda da insanda muhabbet, meveddet, aşk, cezbe, cazibe gibi muhabbet seviyeleri vardır his boyutunda. Bu da yine insanın hissinin de inkişafı ile alakalı bir boyut. Zihnimizde tefekkürün de aşamaları var mesela. Tedebbür şekli tefekkür vardır. Olayın perde arkasının derinliğini düşünmek. Tezekkür vardır. Tefekkürün tadına varacak şekilde bir olaya yoğunlaşmak manasında. Tefakkuh vardır. Olayı hakikaten anlama manasında. Yani bunlar aslında işlettirildiğinde insan bu boyutları var olduğunu fark edebiliyor. Fakat bunları biz işlettirmediğimizde, zihnimiz yüzeyselleştiğinde veya duygularımız yüzeysel kaldığında vicdanımızdaki bu gizli özellikleri aslında bilmeden dünyadan göçmüş oluyoruz. Kendimizi tanımadan dünyadan göçmüş oluyoruz. Bu yönden bakarsak. Allah muhafaza. Hakikaten. Yani o marifetullah olmazsa zaten hani bütün her şey
büsbütün ziyan oluyor insanın hayatında. Yani yanmaya müheyya bir hale geliyor yani insan. Elmas derecesinde kıymeti varken kömür mesabesine düşmek durumunda kalıyor. Allah muhafaza hakikaten. Yani Rabbim bu şeylerden bizleri muhafaza eylesin diye de dua edelim. Burada hocam, bir noktayı söyleyelim. Buyurun. Dört unsur tabirini Üstad kullanırken anasırı da aslında toprak, hava, su, ateş unsurlarını kastediyor. Burada diyor aslında vicdanın diyor dört unsurunu dört diğer tabiattaki unsurlarla diyor bağlantı kurabilirsin aslında diyor. Hmm. Mesela bağlarını kurduğumuzda biraz daha o cihetlerimizin aslında özelliklerini tanımış oluruz. Mesela insan zihni ayaklarını yere sağlam basmak ister. Hakikat böyle bir şeydir. O yüzden yeryüzündeki dört unsura baktığımızda en sabit duran içlerinde topraktır. Ve marifetullah yolculuğu da sembol olarak da kara yolculuğu olarak görünür. Rüya ilmi noktasına söylersek. O yüzden de zihine bu manada baktığımızda biz zihni toprakla eşleştiririz. Ve nasıl ki toprakta sayısız çiçekler çıkar, Üstad Lemaat'ın başına şöyle bir cümlesi var. Çekirdekler çiçekleri diye bir cümlesi vardır. Çünkü Lemaat aslında eski Said dönemine ait eserlerden derlenmiş hakikat çekirdeklerinin şerhidir. Bizzat Üstad kendisi şerh etmiş. Yani o hakikat çekirdeklerinde diyor, böyle sırlar var diyor, çiçekler var diyor. Onu ben size açayım demiş. Şu an biz çiçeklerle meşgulüz. İşte zihin tarlamdaki diyor benim diyor, zihin karasındaki diyor, hakikatlerden size de çiçekleri gösteriyorum diyor. Lemaat diyor bir bozkır gibidir diyor. Çeşit çeşit çiçekleri görebilirsin. Duyguların da bu manada sembolüyle burada bakarsak, yani hissin de denizdir, sudur, su unsurudur. Bu manada duygu yolculukları da, hissi gelişimler de bu manada deniz yolculuğu olarak sembolleşir. Hatta Marifetullah'ın piri Hızır Aleyhisselam'dır, kara yolculuğu. Ama duyguların yolculuğunun piri de İles Aleyhisselam'dır. O da deniz yolculuğunun piri manasında. Hava noktası, hava unsuru ise insan iradesine bu manada tekabül eder. Üstad başka eserlerinde havalar emir ve irade arşıdır der. Ve hava çok değişkendir. İnsan iradesi de çok değişkendir aslında. Oradan böyle bir bağ kurabiliyoruz. Diğer unsur da ateş unsurudur. Aynı zamanda nur unsuru. Bu da Latife-i Rabbani'mize tekabül ediyor. Orada da şu ateş ve nur unsuru olarak şöyle ayırt edebiliriz. Eğer ki bir vicdan bozulursa Latife-i Rabbani'si ateşe dönüşür. İç dünyası alev alev yanar bu insanın. Ama iç dünyası vicdanını koruyorsa, geliştiriyorsa Latife-i Rabbani'si onun bir nur penceresi haline gelir ve hakikatleri nur-i ilahiyle bakar. Efendimiz bir hadiste bunu şöyle anlatıyor. İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yanzuru bi nurillah diyor. Müminin firasetinden sakının. O diyor Allah'ın nuru ile diyor, bakar diyor. İşte ne, hangi yönüyle bakıyor aslında? Latife-i Rabbani'siyle bakıyor. Elhamdülillah. Böyle bir bağ kurmuş olabilir mesela bakarsak. Hatta hocam bu yani biraz tabii ilerledik ama marifetullah olması, o hani mesela malumatlar ateş vurup yandırmak gibi tabiri caizse hayatlanır bir hale getiriyor. Ama diğer türlü olduğu zaman tamamen boşa gidiyor. Yani o hakikatlar insan kendi hakikatini anlayamadan sanki göçüp gidebilir. Ama eğer kendi hakikatini anlarsa bütün kainatla olan münasebetinde bildiği için aslında Cenab-ı Hakk'a en mükemmel bir ayna olduğunu o şekilde esas yani insanın gayetül gayatı dediğimiz zaman da o zaman aslında budur diyebilir miyiz? Şimdi Ebu Hasan Maverdi Hazretleri'nin bir kitabı var. Edeb-i Din ve Dünya diye. Orada okumuştum. Hazreti Ayşe Validemiz Efendimiz'i soruyor. Ya Resulat diyor, kim diyor Rabbini en iyi tanır diye soruyor. Efendimiz de şu cevap veriyor. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbe. Kim diyor nefsini yani kendini bu manada iyi tanırsa o diyor Rabbini daha iyi tanır diyor. İnsan kendi fıtratını tanıdığında bu manada kendine aşina olduğunda, yaratılışının boyutlarını kavradığında kendisini bu şekilde yaratanı da tanır. Bunu Üstad birçok eserde birkaç yönde ele alabiliyor. Mesela kendindeki aciz de diyor Allah'ın kudretinin varlığını bilir diyor. Kendindeki fakirlanan gınasını bilir. Kendisindeki ihtiyaç Allah'ın diyor isteğinasını bilir mesela bu manada. Bu zıddiyet cihetiyle bir tanıma. Bir de Cenab-ı Hakk'ın sıfatların cüz'i numunelerini kendine taşıması noktasında. Kendindeki cüz'i ilimle Cenab-ı Hakk'ın külli ilmini bilir. Kendindeki cüz'i kudretle Cenab-ı Hakk'ın külli mutlak kudretini diyor, bilir diyor. Her iki yönden de bu manada Rabbine karşı bir marifeti elde eder diye söylüyor. Şimdi bu yönden baktığımızda aslında vicdanımızı biz tam bu şekilde tanıdığımızda insan aslında niçin yaratılmıştır şu noktaya kadar çıkıyoruz.
Öncelikle bir insan Rabbine yönelmek için yaratılmıştır. Buna ubudiyet adı verilir. Ubudiyet nedir denilirse, aklıyla Allah'ı tanımak, Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu kanunları bilmek, hikmetleri kavramak, kalbiyle onu muhabbet, meveddet, aşk seviyesine sevmek, hatta ayet ediyor. Müşrikler diyor, Allah'tan başka şeyleri Allah gibi severler. Müminlerse diyor, en şiddetli Allah'ı severler diye. Muhabbetin en şiddetli adı aşktır aslında. Bu noktayı ayette Bakara Suresi'nde vurgulanmış. Ve bir müminin, bu hakiki bir müminin kalbi de, Latife-i Rabbani'si de Rabbine odaklıdır. Bunun üstünde ikinci sözde Hudabin adını veriyor. Hudabinlik aslında Allah'a odaklılık demek. Kim odaklı olur? Aşkla seven odaklı olur. İkinci aşaması da insanın Cenab-ı Hakk'ı tanımaktan ötede tanıyıp tanıtmaktır. Sevmek, sevdirmektir. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini görmek ve göstermektir. Bunun da adı Risalet veyahut da Hilafet hakikatidir. Her bir mümin aslında bunun için yaratılmıştır. Zaten bunu yapan bir insan tabiri caizse diğer insanların da kemale ermesine yardımcı olur. Ve mutluluk da buradadır aslında temelde. Evet, elhamdülillah. Hocam peki bu Latife-i Rabbaniye hakkında mesela baktığımız zaman tam olarak nedir Latife-i Rabbaniye? Latife-i Rabbaniye'ye el-i tasavvuf kalp gözü diyor. Veyahut da sır deniliyor. Sır kalbin gözü, hafi kalbin göz bebeğidir. Tabiri caizse kalp gözüyle görme diye çok gündemde olan bir mevzu var. Evet, işin hakikatini görme meselesidir. Olayın perde arkasına geçmedir. Mesela bir esere baktığında, bir ağaca baktığında ağacın yani halıkını, halık-ı şeceri de intikal edebiliyorsa Cenab-ı Hakk'ın oradaki kudret harikalarını, sanatını, hikmetini, rahmetini temaşa edebiliyorsa, yani nesneleri Allahsız düşünemez hale geliyorsa, işte burada aslında kalp gözü açık bu kişinin demektir. Ama ağaca bakıp ağaçta kalıyorsa bu kişi aslında görüntüde kalıp hakikate geçemiyor demektir. İşte bu yolculukta aslında kalp gözünün açılması için tarih boyunca genelde tasavvuf ile zikirle meşgul olmuşlar. Ki Kur'an-ı Kerim'de bunun referansı vardır. Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi diyor, ölüleri diyor nasıl diriltiyorsun, görmek istiyorum diyor. İman etmiyor musun ya İbrahim deniliyor. İman ediyorum ama diyor kalbim mutmain olsun istiyorum diyor. Burada itminan tabiri vardır, mutmain tabiri. Rad suresinde ise ela bi zikrillahi tetmainul kulub denir. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Şimdi aslında iki ayetteki mutmain tabirine beraber ele aldığımızda Bakara suresi diyor ki Allah'ın diyor bu manada icraatlarını görmekle, görmeyle kalp mutmain olur. O zaman zikirle diyor kalp mutmain olur tabirine beraber okuduğumuzda buradan şunu anlıyoruz. Zikir aslında insan kalbinin, kalp gözünü açan bir özellik taşıyor. Ve bu bir yolculuk zaten. Yolculuğun neticesinde artık diğer insanların göremediği, bakamadığı boyutları bir zikir ile görebiliyor. Üstad 21. sözde, hem külliyattaki başka bahislerde Latife-i Rabbani'yi biraz açmış. 20. sözde namaz bahsinde diyor ki, Latife-i Rabbani diyor, fıtraten ebedi için yaratılmıştır. Ve ebediyete diyor, muhtaç ve müştaktır diyor. Ve ezeli ve ebedi bir zatın aynasıdır diye söylüyor. Ve aynı zamanda diyor, Latife-i Rabbani şuurlu bir aynadır diyor. Kendinde yansıyanı hissedebilecek bir potansiyeli var diyor özelliği. İmam-ı Rabbani de mektubatında insandaki kalbin bu Latife-i Rabbani boyutunu özellikle söyleyerek şuurlu bir ayna olmasını söyleyerek bu boyutu da diyor insan kalbi diyor namütenayi saadetlere müheyyadır demiş. Yani inkişaf ettirildiğinde tabiri caizse insan Cenab-ı Hakk'ın şuurlu bir aynası olarak kendinde yansıyan tecellileri hissedecek şekilde bir gelişim kaydedebiliyor. Bu da insanın her an Allah'la olma hissini, algısını insana hediye eden mutluluk sebebidir. Evet hocam. Peki hocam bu genel itibariyle baktığımız zaman bir orijinal bir takva tabiri var sanki üstadın burada. Yani ubudiyet-i mutlak, ibadet-i kamile dördüne de camidir. Bunun ismi takvadır, bir tabiri Kur'an'ı diyor ya. Hani orada bir aslında bunların bütünü takvayı içeriyor. Yani aslında hani takva olarak baktığımız zaman günahlardan içtinab etmek, amel üzerinde de devam etmek noktasında mesela değerlendiriyoruz ama bütün bu şekilde kuşatıcı tarzda bir orijinal tabir sanki üstada nasip olmuş bu nokta. Evet, yakın zamanda bu bölümü tasavvufi bir gruba ders verdik. Birisi dedi ki benim bütün bildiklerimi yıktın dedi. Gerçekten orijinal bir tanımdır bu. Yani başka bir yere denk gelmedik yani bu anda.
Aslında şöyle, kelime takva kelimesi bir vikaye kökünden veya kaviye kökünden türetiliyor. Vikaye kökünden türetilirse koruma anlamındadır. Ama kaviye kökünden türetilirse kuvvetlendirme anlamındadır. Şimdi genelde insanlar koruma boyutunu ele almışlar. Ama sorsak, takvayla neyi koruyoruz? Mesela bu sorulmamış. Neyi koruyoruz takvayla? Diyecek ki kişi kalbimizi, işte irademizi falan diyecek. Üstad diyor ki, bak diyor, takvayla sen diyor vicdanını koruyorsun. Daha ötede diyorsan ruhunu koruyorsun. Vicdan ruh zaten birbirine kopuk değil. Birinci noktası burasıdır diyor. Ama diyor, bunun diyor daha güzel bir hali var diyor. Şimdi satrançta bir taktik vardır. Satranç oyununda. En iyi savunma hücumdur şeklinde. Şimdi burada da yani vicdanı en iyi korumanın yöntemi vicdanı kuvvetlendirmektir. İradeyi en iyi korumanın yöntemi iradeyi sürekli beslemektir. Güçlenen bir irade zaten zaafa girmez ki günaha girsin. O zaman iradeyi kuvvetlendirecek formülleri bulmak lazım. Onu da 26. kader bahsinde diyor ki iradenin eline diyor, bir eline diyor tevbe istiğfarı ver, şer meyillerinin diyor kökü kesilsin, diğer eline diyor tevekkül ve duayı ver ki diyor hayır meyillerin çoğalsın, böylece iraden kuvvetlenmiş olur diye söylüyor mesela. Yine zihnin de bu manada korunmasının en iyi yöntemi, zihin sürekli meşgul olursa marifetullah ile, ilimle, hikmetle zihin dağılmaz ki günahlarla, tabiri zayıf düşsün. İşte burada aslında o satrançtaki o taktik tam yerine uyan bir kısımdır burası. Duyguları da sürekli zikirle meşgul eden bir insan duygusal dağılma da yaşamaz bu yönden bakıldığında. Bunalıma girmez, depresyona girmez, bu gibi boyutlar oluşmaz onda. Bu yönüne bakıldığında üstadımın verdiği tanım orijinal manada tam ideal bir tanımdır. Kur'an-ı Kerim'de vurguladığı bu boyuttur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cennet daima müttakilere vaat edilmiş. Bunu görebiliyoruz. Ama bu tarzdaki müttakilere vaat edilmiş. Kendi iradelerini kuvvetlendirenler, ibadette yol alanlar, marifetullah'ta, muhabbetullah'ta ve müşahedede ilerleyen kişiler kastediliyor. Orada enteresan bir nokta daha var. Üstad diyor ki, ibadeti kamile ve ubudiyeti mutlak tanımı var. Bu diyor dördüne camidir. Şimdi normalde bizim bildiğimiz takva, amel-i salih'in zıddıdır. Günahlardan kendini korumaktır. Amel-i salih de ibadettir. Ama diyor burada bahsedilen hakiki ibadet aynı zamanda bir takvadır diyor. Zaten kim kendini günahtan korur? İbadetlerini yapanlar kendini korurlar. Ama kamil bir ibadet nasıl olur diye akla bir soru gelirse, işte kamil ibadetinde içinin dolu olmasıyla olur. Burada da diyor kişi namaza durduğunda zihni de namazda olmalı, hissi de namazda olmalı, latife-i rabbanisi de namazda olmalı. Zihni diyor namazla kime yöneldiğine diyor meşgul olursa, onun marifetiyle meşgul olursa, hissi Allah'ın sevgisiyle meşgul olarak, yani tabiri caizse namazı iki sevenin buluşması gibi algılarsa, bir randevu gibi algılarsa, evet bedenen de oradadır, kalben de oradadır, ruhen de oradadır kişi namazda. Ve böyle bir namaz kişi için zaten bir felah penceresidir, bir soluklama penceresi hükmündedir. İbadet ile ubudiyet arasında bir fark vardır. Şöyle bir ayrım var. İbadet emirleri yapmak aslında temelde. İnsan vefat ettiğinde artık emir meselesi bitiyor. O yüzden ibadetler dünyayla sınırlıdır. Ama ubudiyet ebedidir. Çünkü insanın yaratılışıyla alakadardır. Ve aslında ibadetlerden gaye ubudiyet makamını elde etmektir. Ubudiyet makamı ise şudur. Her an Allah'ın huzurunda olma şuuru bilincini elde etme manasıdır. Namaz bize bunu oraya kadar götürüyor. Zaten burada şöyle bir ayrım yaparlar. Salat-ı daimi diye bir kavram vardır. Yani maneviyat ehlinin kullandığı. Bu sadece beş vakit namazda değil, günün her saatini bir namaz gibi yaşama meselesidir. Bir gün Hazreti Ömer ile sahabeler Kur'an üzere sohbet ederlerken Mescid-i Nebevi'de ezan okunuyor. Ya Ömer diyor, hadi namaza diyorlar. Zaten namaza değil miydik demiş. Yani diyor, bizim Kur'an'la meşgul olmamız da zaten salattır diyor. Bu yönden bakıldığında. Yani kişi günlük bütün faaliyetlerini helal kazanma uğrunda olduğundan dolayı bir ibadet bilinciyle yapabilir. Ve yaptığında o da bir namaz sayılır. Ama bu durumda beş vakit namaz orta namaz olur. Ama bu şuurda olmayan için beş vakit namaz normal namazdır, orta namaz ikinci namazıdır. Ama gelişen bir insan açısından beş vakit namaz orta namaza dönüşür. Bütün hayattaki her şey bir namaz haline gelir. Mesela bu yönden baktığımızda bu hale ubudiyet adı veriliyor. Mutlak ubudiyet. Ve insan ebedi boyutta bu ubudiyeti cennette de mahşerde de yaşayacak inşallah. Ama namaz, oruç meselesi ölümle bitiyor.
Evet, elhamdülillah. Peki hocam, bu son kısımda ifade edilen şeriatın esası şu dörtleri terbiye, tenmiye ve tehzibdir. Hem gayetül gayata sahip hem mizanı. Yani bunların bir mizan içerisinde kalması, gayetül gayata, gayelerin gayesi olan hakiki gayemize sevk edilmemiz ve hani bu terbiye sürecinden geçip bir temizlenme, bir arınma halini bulması. Yani şeriatın, baktığımız zaman şeriatın fert üzerindeki etkisi noktasında ne söyleyebiliriz? Şimdi üstad, bu bölümün aslında esasını, hani o hakikat çekirdeklerindeki kısmını Şuat-ı Marifet'in de bir risalesine yazmış. Peygamber Efendimiz'in hayatını incelediği eserde. Çünkü bu eseri yazdığı dönemde Osmanlı'nın son dönemidir. Abdullah Cevdet isimli bir materyalist bir yazar var. Kendisi Fransız Doktor Dözen'in Tarih-i İslamiyet isimli kitabını tercüme ediyor. Kitap Peygamber Efendi İslamiyet aleyhinde çeşitli iftiralarla, ithamlarla dolu bir kitap. Bunun üzerine Üstad Şuat-ı Marifet-i Nebi yazıyor. Yani bir cevap mahiyetinde. Ve kitabın bir bölümünde Hazreti Peygamber'in aleyhisselam getirdiği İslamiyet'in, Kur'an'ın, şeriatın hem ferde hem topluma kazandırdığı meseleleri de orada izah ediyor. Neler kazandırdı diye. Ferde kazandırdığı boyutu izah ederken tam buraya işliyor. Yani diyor, insan vicdanını diyor, şeriat diyor, hem muhafaza eder ön planda. Ne ile? Yasaklarıyla. Çünkü İslam'ın yasakladığı bütün meseleler, mesela kumar bir bağımlılıktır mesela, iradeyi zayıflatır. Bir yazar diyor ki, ben diyor, kumar bağımlısıymış eski geçmişinde. Paris'te diyor kaldım, bir ay boyunca ben güneş yüzü görmedim diyor. Çünkü sabaha kadar kumar oynuyordum, akşama kadar yatıyordum diyor. Şimdi insan sağlığı elbette burada bozulur. Yine aynı şekilde içki mesela bu manada bir bağımlılık meselesidir. O da iradeyi zayıflatır. Aynı zamanda zihni de bu manada köreltir. Günahlar aynı zamanda insan beynini de zarara uğratır. O yüzden de bu tarz günahlara dalan insanlar zaman içinde beyin faaliyetlerini kullanamaz hale geldikleri için Kur'an-ı Kerim bunlara sefih adını verir. Sefih kelimesinin Türkçe karşılığı beyinsiz demektir mesela. O yüzden aslında İslam'ın bütün yasakları fıtratı korumak, hem beden sağlığını korumak, hem ruh sağlığını koruma amaçlıdır. Ama tam tersine veriyor bu sefer de, İslam'ın bütün emirleri o zaman nedir denilirse de, İslam'ın bütün emirleri de hem iradeyi kuvvetlendirmek, hem zihni bu manada geliştirmek, zekayı artırmak, şiddetlendirmek, hem insan hissine, duygularını da bu manada terbiye etmek, onları da dengeli hale getirmek, kemale erdirmek, aynı zamanda Latife-i Rabbani'si olarak da yani kalp gözünü insan açmak ve burada da yani aklı yanılabilir ama duygularının yanılmaması noktasında hatalarını korumaya çalışmaktır. İşaret-i İcaz kitabında diyor ki, İslamiyet diyor, her bir mümine şiddeti zeka verir diyor. Yani çok kuvvetli, keskin bir zeka verecek bir etkisi vardır diyor mesela İslamiyet'in her bir emrinin. Gerek oruç, gerek namaz manada bakıldığında. Bu çerçevede bakıldığında şeriat aslında tabiri caizse girdiği yerleri yeşerten bir akarsu gibidir. Hatta şeriat kelimesinin lügat manası akarsu yatağı demektir. Akarsu yataklarının etrafı önceden çöl dahi olsa, o akarsu akmaya başladıktan sonra etrafı nasıl yeşeriyorsa, şeriat denen o semavi nehirde insanlık dünyasına girdiği anda hakkıyla riayet edilmek kaydıyla girdiği toplumları daima yeşertmiş, daima ihya etmiş. Hatta bu cihetten dolayı peygamberlerin gönderilişine bi'set adı verilir. Bi'set kelimesi Esma-i Hüsna Bâis isminin tecellisidir. Hepimizin bildiği bir tabir var. Vel-ba'su ba'del mevt tabiri. Şimdi mevtinden sonra ba'as olur. Yani diriltilme olur. Demek ki peygamberlerin geldiği toplumlar aslında ölmüş toplumlardır. Gerek kültür olarak, gerek ahlak olarak, gerek düşünce olarak, duygu olarak peygamberler gelir, o toplumu her yönlü ihya eder. Tabiri caizse Cenab-ı Hak o toplumu diriltmek için peygamberleri gönderiyor. Ve Enfal suresindeki ayette de Allah ve Resulü sizi diriltecek işlere çağırdığında onlara icabet etmeyi isteyin şeklinde bir ifade var. Buradan aslında peygamberlerin Cenab-ı Hakk'ın Muhyi isminin ve Bâis isminin tecellisi hükmünde olduğunu ve aslında insanların diriltilmesi için gönderildiğini o ayetten de görüp algılayabiliyoruz. Bu yöne bakıldığında şeriat aslında tabiri caizse zulmü kaldırmak için, karanlığı dağıtmak için, çürüyenleri büyütmek için gelmiş ilahi bir ikramdır, semavi bir maidedir aslında. Hatta burada da bırakmıyor Üstad. Diyor ki,
Sadece diyor gelmiyor diyor. Aynı zamanda diyor kişilerin diyor hangi seviyede olduklarını da diyor mihengini veriyor. Mesela burada evet hem sevk ediyor gelişime ama aynı zamanda mesela az önce bahsettik. Diyelim ki iradesi acaba azim seviyesinde mi? Değil mi? Bir olayda diyor ki bak sen azimli değilsin şu an diyor mesela. Ölçüleri de veriyor peygamber hayatları modellerinde. Veyahut da muhabbet noktasında Tevbe suresinde vardır 24. ayette. Bir müminin dünyasına diyor mesela ilk 3 sırada biri sırada Allah sevgisi olması lazım, ikinci sırada Resulullah sevgisi, üçüncü sırada da Allah yolunda cihat sevgisi olması lazım deniliyor. Bu yönden bakıldığında da bunlar da aslında mizandır. Tartmak için, ölçmek için kriterlerdir diye bakabiliyoruz. Bu şekilde algılayabiliriz. Allah razı olsun hocam, ağzınıza sağlık. Değerli dostlar, Muhabbet Seyyahı'nda bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda vicdan konusu üzerine konuşmuştuk. İnşallah bir sonraki programımızda manayı harfi ve manayı ismi üzerine konuşmayı niyet ediyoruz. Erdem hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve bilhassa seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.